Merhaba arkadaşlar, meslektaşlarım. Birçok mesaj alıyorum. Bu süreçte hepimizin motivasyonu düştü. Çalışamıyorsunuz. Zorluklar içerisinde arkadaşlarınız, sevdikleriniz. Benim de birçok sevdiğim arkadaşım, öğrencim. Çok zor durumdalar. Bazıları hayatlarını kaybetti. Ama şunu düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar, bizim devam etmemiz lazım. Çünkü iyi insanlar İyi öğretmen diye benim bir felsefem vardır. İyi insanların bu hayali ederek, özellikle oradaki belki evsiz kaldılar, annesiz babasız kalan çocuklar var. O çocukların son umutları sizlersiniz. O yüzden çalışmak zorundasınız. Bahane kabul edilmiyor bu anlamda. Eğer ben şu an bu süreci devam ediyorsam, uğraşıyorsam, çabalıyorsam, ben bu süreçte onların umudu olacak insanları katkım olsun ki onlar gitsin istiyorum. Çünkü oradaki çocukların tek umudu sizsiniz. Bunu bilin. Belki de gittiğiniz yerde o kadar güzel işler yapacaksınız ki, dokunacaksınız ki o çocuklara. Hayatlarını değiştireceksiniz. Belki onların annesi olacaksınız. Babası olacaksınız orada. Destek kaynağı olacaksınız. O yüzden sizden ricam, lütfen temel motivasyonunuz o çocuklar olsun. O çocuklar için çalışın. Yoksa yani en kolay yolu da seçebilirsiniz. Ama biz birer insan olarak bizim bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa bu kendim dahil en kolay şekilde hayatım başka yerlerde de kurabilirim. Ama ben bu vicdanla yaşadığım için, bu vicdanla hayatıma devam ettiğim için bizim o insanlar için devam etmemiz gerekiyor. O yüzden ben de sizlerin onlara umut olması için elimden geleni yapacağım. Lütfen temel motivasyonunuz olsun. Çünkü orada tutunacakları son dal belki de sizsiniz. O yüzden hiçbir bahaneye sığınmadan yolumuza devam etmeliyiz. Uğraşmalıyız, çabalamalıyız ve o çocuklara ulaşmalıyız. Çünkü o çocuklar bizim devletimizin, ülkemizin geleceği arkadaşlar. Lütfen her motivasyonunuz düştüğünde bunu hayal edin, bunu düşünün ve bu doğrultuda çalışın. Çünkü o çocukların, oradaki insanların sizlere ihtiyacı var. Kusura bakmayın, ben bu şekilde düşünüyorum. Hepimizin acısı var, hepimiz sevdiklerimizi kaybettik, hepimiz bu süreçte zarar gördük, hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Ama ben oradaki çocukların umudunu yeşertmem gerekiyor. Bunun için de sizlere ihtiyacım var. O yüzden biz bu yola birlikte girdik, birlikte başaracağız ve birlikte o çocuklara umut olacağız. Hepinizi seviyorum.